Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri sevgili Levent Gültekin'le beraber siyaseti, gündemi, ekonomiyi, Türkiye'de ne oluyorsa anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Tabii dünyaya da bakıyoruz. Bugün gene çok fazla konu var. tabii başrolde ekonomi var. Acı bir reçeteyi ile Türkiye karşı karşıya sevgili Levent. Yani ve bu reçeteyi de bu işin kitabını yazdım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan her geçen gün o uyguladığı yanlış politikayı daha da fazla bu topluma dayatarak Türkiye'yi hakikaten her geçen gün ağırlaşan, derinleşen bir ekonomik krizin içine doğru getirdi, koydu. Şimdi bir bunu konuşalım aslında. Yani biraz ekonomiden bahsedelim. Bu ne anlama geliyor? Erdoğan bunu Merkez Bankası faizlerini açığa çekmeyi hedefini anlatırken ne zamandan beri söylüyordu ama hani çok açık ve net bir şekilde bir iki kere yapmıştı ama doğrudan İslam'a referans verdiği fazla konuşması yok e, NAS dedi biliyorsun hani kural ayet e, oraya bir atıfta bulundu e, belki e, Hazine Maliye Bakanı'nın istifa edebileceği yolunda Ankara'da dedikodular var ki gerçi ne anlamı var ki bakanların yani ne Hazine Bakanı'nın ne Adalet Bakanı'nın ne başka bir bakanı hani şey yok da hani işte kurumsal olarak birileri var mı koltuk boş kalmasın birini koyuyorlar biliyorsun o da tartışılıyor, konuşuluyor. Bir buradan başlarız istersen. Arkasından Türkiye bir buçuk sene daha böyle gider mi, gitmez mi? O tabii önemli bir konu haline geldi her geçen gün. Son güne kadar gidecek. Haziran 2023 normal zamana dense bile. Bu ne kadar makul ve muhalefet erken seçim yapılması için başka türlü demokratik anlamda, nasıl tepki gösterebilir, bunu başarabilir mi, sadece sözün ötesinde bir şey yapabilir mi? Peki bundan bahsedebiliriz. Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bürokratlara uyarısından işte HDP'yi meşru aktör olarak görüp sisteme katma noktasına kadar pek çok konuda toplumun tartıştığı ön açıcı konuları oluyordu. En son da helalleşme konusu Levent yani çok tartışılıyor. Geçen cumartesi başladı bunu bir evden çektiği videoya duyurdu. Salı günü e, detaylandırdı. İsim isim saydı. İşte Roboski'den de bahsetti. E, varlık vergisinden de bahsetti. 6-7 de bahsetti. Yani böyle bir sürü geziden doğal olarak bahsetti. Onları biraz konuşalım. E, çok tartışıldı. Helalleşelim diyen var. İşte bu iyi de helalleşme İslami tanım diyen var. Bu helalleşme hukuksuzluğu getirir diyen var falan ama objektif olarak biraz bakanlar dışından bunun iyi niyetli Toplumun dönüşecek bir adım olduğunu da görüyorlar. Selahattin Demirtaş bununla ilgili bir şey söyledi. Belki onu da katarak konuşuruz diyelim ama önce bir ekonomiden başlayalım Levent. Vallahi Murat ekonomiyle ilgili ne söylesin, ne söyleyelim de bir sözün bir anlamı olsun. Kendi kendime yolda gelirken onu düşündüm. Ne söyleyeceğiz? Şimdi pazartesi biz program yaptığımızda aradan dört gün geçti. Yaklaşık yüzde on artış var dövizde, dolarda değil mi? Şey, TL'nin değer kaybı var. Yaklaşık yüzde onluk bir değer kaybı var. On liradan Birdenbire 11, 11 liraya geldi. 11.3. Evet. 11. 3, 3 11.3 oldu evet. Ya şimdi felaket tellallığı da yapmak istemiyorum ama çok zor bizim durumumuz sevgili izleyiciler. Öyle bir zor durumdayız ki. Bir taraftan gerçekleri paylaşmak sizinle ama bir taraftan da böyle bir felaket tellallı durumuna düşmemek gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Ee, biliyorsun Murat biz burada daha önce tartışırken de seninle sık sık konuştuk. ya Benim en çok dikkatimi çeken ve çok da endişeye sürükleyen beni. Asıl soru Türkiye bu yıkıma bir buçuk yıl nasıl dayanacak? Türkiye'nin canı yetmez bu bir buçuk yıl boyunca buna dayanmaya. Yani ne olacak? Dolar 50 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? 30 lira mı olacak? İlaç mı bulamaz hale geleceğiz? Gıda mı bulamaz hale geleceğiz? İşte sen biraz önce anlatıyordun. Ne diyor marketler? Artık 10 koli sipariş veriyoruz, 2 koli getiriyorlar diye. Nasıl olsa zamlanır fiyat diye bekleyen. Zamlanır iş, diye bekleyen, bekleyen var veyahut bu genel olarak dünyadaki bir tedarik krizinde bir arıza var, onun da etkisi var. Adam te, yani hani bunların söyleyeceklerim hiçbiri yeni değil sevgili Zeylan. Hepimiz seni o kadar çok sık kullandık ki buradan. Yani Türkiye'yi gözden çıkarmış diyoruz. Şimdi burada asıl tartıştığımız konu bu bir yanlış politika mı, bu bir kasıt mı? Şimdi her birimiz, ben de, sen de muhtemelen deli gibi telefonlara sarıyoruz. Etrafından acaba bir kulis alabilir miyiz? Ne evet. yapmaya çalışıyor bu adam? Ne yap nereye varmak istiyor? Bu kadar kör gözün hani parmağını sokmak, bu kadar bu kadar bodoslama, yıkama, sürüklemek bir insanın ülkeyi hani tamam ben şimdi bugün aldığım yine böyle bir kulis bilgisi bir arkadaşım söyledi. İki tane bakanla e, sohbet etmiş. İkisinin de söylediği e, ekonomi Türkiye'nin gidişatı Hiçbir artık Erdoğan umurunda değil. Tek umuru siyasi işler. Ne olacak? Nasıl? Zaten ama bu bugünün meselesi değil. Erdoğan son 5 yıldır tek bir çabası var. Nasıl kalırım iktidarda? Ama şimdi geldiğimiz nokta artık onu da neredeyse ikinci plana itmiş gibi. Yani bu yıkım. Yani Türkiye son 3-4 yıldır hep söylerler. Bu işi bilenler söylerler. Ağır bir Çekim, tren kazası geçiriyor. Yani tren ağır çekim bir vaziyette uçuruma doğru gidiyor. Şimdi bundan diyelim ki 2 ay önce o trenin hızı 40 iken şimdi 100'e çıkmış. Ve her gün o hızlandıkça zaten işin doğası gereği biraz daha hızlanıyor. Şimdi korkunç bir açmaz var. Döviz 11-12'lere dolar gelmiş, 13'lere yulo gelmiş neredeyse. İlacın konuşulmayacağı, bulunamayacağı konuşuluyor, gıdanın bulunamayacağı konuşuluyor, insanlar yoksullaşıyor, umutsuzluk. Şu anda ben eminim bizi izleyenlerin herkesi, yani bizi izleyenlerin tek bir derdi var şu anda aklında. Ne olacak ülke? Yani ruhlarımız cenaze evine döndü. Böyle bir hal var ülkede. Ekonominin yarattığı bir tıkanık var. Şimdi bunu getiriyor mesela sen üzerine vurduğun, baskı şey, dikkat çektiğin için ben de biraz birkaç şey söyleyeyim. Nas Kur'an'da nas var diyor. Bizim arkadaşlarımız bunu niye dikkate almıyorlar? Kur'an'da nas var derken sevgili izleyicilerimiz Erdoğan şunu demeye getiriyor. Ayet var, kural var diyor. İslam'da kural var, faiz haramdır diye. Ben buna inandığını da zannetmiyorum. Ben faiz haram olduğu için faizi inandırmaya kalk, şey indirmeye çalıştığına inanmıyorum. Yaptığı yıkıma dini bir kılıf bulmaya çalışıyor. Şimdi onun iki tane felaketi var. Bir tanesi burası şeriatla yönetiliyor? Haram dediğin ne? Yani önce bir ülke buna bir karar verecek. Dahası hala bütün dünya İslam alimleri faizle ribayı birbirinden ayıramamışlar. Orada bir korkunç bir tartışma var. Bankalar, devletlerin yaptıkları hani enflasyonun altındaki oran harama giriyor mu girmiyor mu tartışması var. Türkiye'de en çok itibar ettikleri Hayrettin Karaman'ın fetvaları var. Enflasyonun oranının altındaki artışlar faiz sayılmaz diye. Çünkü paranın değerini kurtarması lazım. Öyle bir tartışma var. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi burası layık bir cumhuriyet. O öyle bir tartışma var. Ama asıl beni üzen Murat yani benim okumalarımdan çıkardığım Osmanlı'nın yıkılışının temelinde de bu faiz haram anlayışı vardır. Daha doğrusu çöküşe geçmesinin temelinde. Sanayi devrimi başladığında biliyorsun dünyada sermaye hareketleri başlıyor. Sermaye hareketi başladığında bütün dünya birbirine sermaye faiz borç alışverişine giriyor. Osmanlı hayır faiz haramdır deyip o dönen sermayeye bulaşmadığı için ekonomisini geliştiremiyor, ordusunu modernize edemiyor, teknolojiye yatırım yapamıyor zaten geriye kalan. Osmanlı'nın yıkılış döneminin bir benzerini daha yaşıyoruz. Bir de o var. Şimdi bunu niye kılıf diyorum? Şimdi Soma'daki kendi felaketine nasıl fıtrattır deyip işin orada bir dini kılıf buluyorsa faize de aslında bir ideolojik şey yüklemiyor. Tamam her ne kadar bir ideolojik şeyi varsa kendi çabası ama Tayyip Erdoğan pragmatist bir adamdır. Yani öyle sadece Kur'an'da bir ayet vardır, hadis şey ayet vardır, faize haram demiştir diye ülkeyi yıkayım oradan faiz bu kadar saçmalayacak kadar öyle bir siyasetçi değil. Şimdi geldiğimiz nokta hakikaten çok korkunç. Burada defalarca tekrarladığım için bir kere daha tekrarlayayım. Gasp edilmiş durumdayız. Çıkışta yok. Hani yönetemediğini bilmediği gibi, daha doğrusu yönetemiyor, yönetme kabiliyetini yitirmiş, vazgeçmiyor, bırakmıyor, yani gasp etmiş dediğimiz tam bu tablo, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Efendim tabii önce ben bu din kılıf noktasından bir başlayayım. Yani faizin bu haram olması noktasından hareket ediyor diyelim, böyle kabul edelim. Bunun arkasında siyasi bir şey de yok diyelim. Yani biz tamamen saf insanlarız ve böyle bakıyoruz. O zaman Levent şunu sorarım. yani Mesela yolsuzluk Kur'an'da önerilen bir şey midir? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının pek çok işini boşver de bir tane bakandan örnek vereceğim sana. Görevden alınan bakanı Lütfiye Pekcan. Kendi aile şirketinden kendi yönettiği bakanlığa piyasa fiyatından fazla para ile ürün sattığı zaman bu açık açık yolsuzlukken mesela bunun dinen bir e, günah olduğu tırnak içinde ki biz layık cumhuriyeti ama hani hadi onun yerinden gitmeye çalışıyorum. Veya Levent haksız yere liyakat sahibi